Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu Orta Öğretim Temel Dini Bilgiler İslam 1 kitabından bir konuyla, kul hakkıyla sizlere seslenmek istiyorum. Kul hakkı, insanlar arası ilişkilerden doğan karşılıklı hakları ve sorumlulukları ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır. Kültürümüzde çok değer verilen bir hak türü olarak kabul edilir. Kul hakkı yemek veya bir deyişle kul hakkına girmek büyük günahlardandır. Kul hakkı kavramıyla daha çok bir kimsenin haksız yere malını yemek veya almak, bir kimseyi maddi açıdan zarara uğratmak anlaşılır. Evet, bunlar kul hakkıdır. Kul hakkı, insanların malı, mülkü gibi maddi varlıkları yanında kişilikleri, toplumdaki itibar ve saygınlıkları açısından da dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bu yönüyle bakıldığında hırsızlık, rüşvet, hile, gasp gibi maddi açıdan insanları zarara uğratan kötü davranışlarla kul hakkı ihlal edilebileceği gibi yalan, iftira, dedikodu, gıybet gibi insanları manevi yönden zarara uğratan olumsuzluklar da kul hakkı kapsamına girer. Kul hakkına girmenin büyük bir günah olduğu ve insanın kul hakkı yemesi durumunda ahirette mutlaka hesaba çekileceği Kur'an-ı Kerim'de şöyle dile getiriliyor. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline, onlara yazıklar olsun. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün için insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Peygamberimiz hadislerinde Allah'ın kendisine karşı işlenen günahları affedebileceğini, ancak kul hakkını affetmeyeceğini bildirmiştir. Kul hakkı ihlali gündelik hayatta bazı tutum ve davranışlarla da karşımıza çıkar. Örneğin trafikte kırmızı ışıkta geçmek, aracını yanlış yere park etmek, sıraya girilmesi gerekirken diğer insanların önüne geçmek gibi davranışlar hak ihlalidir ve kul hakkına girer. İnsanların mahremiyet sınırlarını izinsiz girmek, mahremiyet sınırlarına izinsiz girmek, özel hallerini araştırmak, İstemedikleri şekilde onlara hitap etmek, lakap takmak, insanları alaya almak, emek vererek ürettikleri kitap, makale, program, yazılım ve benzeri telif hakkı olan ürünleri izinsiz bir şekilde kullanmak, başkasının ürettiğini kopyalayarak haksız kazanç sağlamak gibi davranışlar kul hakkının ihlal edilmesi demektir. Dinimizde kul hakkı özellikle ahirete borçlu gitmemek açısından çok çok önemli görülmüştür. Çünkü dünyada bir borcun ödenmesi, bir emanetin iade edilmesi gibi yollarla helalleşme sağlanmazsa, kişinin ihlal ettiği haklar sebebiyle ahirette sorgulanacağı bildirilmiştir. Kul hakkı konusunda duyarlı olmak gerekir. Çünkü kul hakkını gözetmek, hem bu dünyadaki toplumsal ilişkiler bakımından hem de ahirette hesap verebilirlik açısından önemlidir. İnanan ve ahirette hesaba çekileceğini bilen bir insan herhangi bir insanın hakkını ihlal edemez. Kul hakkı yemez. Kul hakkı sadece bireyler arası ilişkilerde söz konusu değildir. Kişinin topluma ve devlete karşı da sorumlulukları ve görevleri vardır. Vergi vermek, askere gitmek, kamu düzenine uymak ve asayişi ihlal etmemek
vatandaşlık görevleri arasında yer alır. Bunlar aynı zamanda kul hakkını ilgilendirdiği için dini birer yükümlülük, sorumluluktur. Bir toplumda kişinin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmemesi sadece o kişiyle sınırlı kalan bir durum değildir. Çünkü diğer insanlar vazifesini yerine getirirken görev ve sorumluluklarını ihmal edenler yaşadıkları topluma haksızlık etmekte ve kul hakkına girmektedirler. Dinimizdeki kul hakkı bilinci gerçek boyutuyla kavrandığında kanuni yaptırımların olmadığı durumlarda bile insanlar kul hakkını ihlal edici davranışlardan uzak dururlar. Son zamanlarda, içinde bulunduğumuz bugünlerde koronavirüs illetinin artmasından dolayı insanların maske takması, sosyal mesafe kurallarına uyması, hijyene önem göstermesi de kul hakkı kapsamına girmektedir arkadaşlar. Yine kamuya ait bir malı kullanmak, örneğin kaçak elektrik, kaçak su vesaire, bunları da kullanmak birden fazla insanın hakkına girmektir ve vebali çok büyüktür. Sonuç olarak her insan kul haklarına riayet etme konusunda özen göstermelidir. Bilerek veya bilmeyerek başkalarının hakkına giren kimse o hakkı ödemek ve helalleşmek suretiyle üzerindeki kul hakkından kurtulmalıdır. Unutulmamalıdır ki dünyadaki birçok kötülük, kavga ve cinayetler, insanlar arasındaki huzursuzluklar kul haklarına saygı göstermemekten kaynaklanmaktadır. Cenab-ı Allah bizleri kul hakkıyla ahirete gidenlerden eylemesin inşallah. Ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.